yaşlı kadın başı ile Niğde Alaaddin Camisi. Cami kapısındaki taşlı kadın başı silüeti turistlerin ilgi odağı. UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'nde yer alan Niğde şehir merkezindeki Alaaddin Camisi'nin doğuya bakan kapısının üst kısmındaki taş işlemede güneş ışınlarının yansımasıyla oluşan taşlı kadın başı silüeti ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent merkezindeki Alaaddin Tepesi'nde 1223'te Zeyneddin Beşare tarafından iki kardeş ustaya inşa ettirilen tarihi caminin doğuya bakan kapısının üst kısmındaki taş işlemeye sabah saat 9 ila 11 saatlerinde düşen gölge taşlı kadın başı silüeti oluşturuyor. Camiyi görmeye gelen turistler kapıdaki kadın silüetine yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça sade inşa edilen caminin giriş kapısında ve mihrabındaki süslemelerde ilgi odağı olmakta. Halk arasında camiyi inşa eden ustalardan birisinin Niğde Sancak Bey'in kızına aşık olduğuna ve bu imkansız aşkını ölümsüzleştirmek için caminin kapısına Bey'in kızını tasvir eden silüeti yaptığına inanılıyor. Niğde Kalesi ve Sungur Bey Camii ile birlikte 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Geçici Miras Listesi'ne alınan Alaaddin Camisi aradan geçen 800 yıla rağmen halen orijinalliğini koruyor. Alaaddin Tepesi'nin üzerindeki ve etrafındaki yapılarla Niğde'nin önemli turizm merkezlerinden birini oluşturuyor. Tepede ve çevresinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Beylikler dönemine ait pek çok eser bulunduğunu bildiğimiz Alaaddin Tepesi'ne adını veren Alaaddin Camisi bir Selçuklu dönemi eseri. Niğde Sancak Bey'i Zeyneddin Beşare tarafından Gazi ve Sıddık adındaki kardeşlere inşa ettirilmiş. Caminin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir özelliği var. Özellikle yaz aylarında saat 9 ila 11 arasında giriş kapısının üzerinde güneş ışıklarıyla beliren taşlı kadın başı silüeti yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte. Özellikle sade bir işçiliği olmasına rağmen Alaaddin Camisi'ne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi göstermekte. Cami, tarihi şehrin yapılarına benzerlik gösteriyor. Sarı trakit taşından yapılan camide sadece mihrapta ve giriş kapısında süslemeleri görebiliyoruz. Cami kapısında beliren taşlı kadın başı silüetiyle ilgili halk arasında pek çok efsane dolaşmakta. Bunlardan biri camiyi inşa eden ustalardan birinin Niğde Sancak Bey'in kızına aşık olması ve imkansız olan bu aşkın bu şekilde dile gelmesi. Bu imkansız aşkını sonsuza kadar yaşatmak gayesiyle böyle bir eser ortaya çıkarılıyor. Minare kalınlığı itibariyle deniz fenerine benzemekte. Türk mimar yapısında Selçuklularda birkaç örneği var. Değişik bir yapı olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte. Çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelmeyi başardı. Ama yine de orijinalliğini korumak için bu tür yapıların üzerine adeta titremeliyiz. Bununla birlikte her sene Alaaddin Camisi binlerce turist tarafından ziyaret edilmekte. Muhteşem, inanılmaz bir cami. Öyle şeyler gizli ki ancak ya fotoğraf makinesiyle görebiliyoruz ya da belirli bir gün ışığında ancak o instantaneleri, o silüetleri yakalayabiliyoruz. Başka bir zaman ise maalesef yakalayamıyoruz.